2024 yılındaki bulunan bu eserlerle birlikte 15'e yakın heykel envanterimize kaydedilmiş durumda. Son günlerde özellikle dün elimize geçen bir Higeya heykeli başı söz konusu. Yine bu heykelde kentin Batı Tiyatrosu'nda yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında elde edildi. Milattan önce 1. yüzyıl, günümüzden aşağı yukarı 2000-2100 yıl öncesine ait bu Higeya heykel başının çıktığı alanda da yine arkeolojik kazı çalışmaları şu an devam ediyor. Bu eserin de konservasyon, temizlik gibi çalışmalar tamamlandıktan sonra yine Denizli'deki müzelerimizde ve alanda sergilenmeye başlanacak. Higeya heykeli Asklepios'un kızı olarak bilinir. Adından da anlaşılacağı üzere Higeya, yani sağlıkla ilgili, hijyenle alakalı bir heykel olarak bilinir kendisi. Döneminin tanrıçaları arasında Asklepios'un kızı olarak bilindiğini söylemiştim. Anadolu'da pek çok alanda elimize geçen örnekleri mevcut. Ancak en taze örnek olarak Laodikeya Antik Kenti'nde çıkan bu örnek bugün bizde de heyecan yarattı. Önümüzdeki günlerde diğer heykel gruplarıyla birlikte, diğer heykellerle birlikte konservasyonları tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak diğerleriyle birlikte ve teşhire hazırlandıktan sonra halkımızın sergisine, ziyaretine açılacak. Ülkemizde diğer yürütülen arkeolojik kazı alanlarında da geçmiş dönemde Higeya heykelleri veya heykel parçalarıyla karşılaşılmıştı. Ancak Laodikeya'da çıkan bu heykel, heykelin baş kısmı oldukça heyecan verici. Kondisyonu da çok iyi görünüyor. Umarım kalan parçaların da bütünlüklü hali getirilebilirse, güzel bir sergi açılırsa gayet iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Çok heyecan verici bir buluntu. Hayırlı olsun diyoruz ülkemiz arkeolojisine. Normal boyutlardan daha büyük. İnce. Bu çalışmaların önemli ayağını Helenistik dönemde milattan önce 2. yüzyılda yapılmış olan Batı Tiyatrosu oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Batı Tiyatrosu'nun oturma bölümünü, yani tiyatron dediğimiz kavaya bölümünün kazı ve restorasyonlarını tamamlamıştık. Bak, daha hiç temizlememişiz, görüyor musun? Gelecek dönemlerdeki yapacağımız çalışmalarda heykelin gövdesinin ve özellikle de babası Asklepios'un da bulunacağını biz düşünüyoruz kazı olarak. Heykel milattan önce 4. yüzyıldaki bir tipolojiyi bize yansıtıyor. Klasistik bir tipolojiyi bize yansıtıyor. Gerçekten boyalar çok güzel, gerçekten kalabilmiş heykelde. Heykellerin boyalı olarak kalması klasistik stilde yapılmış bir baş. Normal boyutlardan biraz büyüyecek bir baş. Ve tabii ki nitelik çok üst düzeyde. Ortadan ayrılan saçlar geriye doğru dalgalı taranmış ve başında bir bant var. Onun üzerinde de fiyonk yer almakta ve dudaklar biraz aralı gösterilmiş. Yer yer saçların arasında sarı ve kırmızı boya izleri kalabilmiş. Tabii bölgeden biz antik dönemde Laodikeya'nın bir ticaret kenti, bir metropol kent olduğunu biliyoruz. Özellikle de tekstil ticaretinde ön plana çıktığını biliyoruz. Tabii bunun yanında bizim bu bölgeye milattan önce 9 yıllarında gelen yazar Strabon, Amasyalı Strabon bu Laodikeya'nın alanında yer alan bir tıp okulundan, Herafiloyon Tıp Okulu'ndan söz ediyor. Sağlık alanında da üst düzeyde bir sistemin olduğunu ve önemli doktorların yetiştiğini bilmemiz açısından çok çok önemli. Tabii ki daha sonraki dönemde, milattan sonra 4. yüzyılda bölgenin Hristiyanlaşmasına bağlı İncil'de de Laodikeya'ya gönderilen mektuplarda göz merheminden söz edilmekte, yani göz doktorlarından söz edilmekte. Bu da gerçekten bölgedeki tıp alanındaki gelişmelerin çok üst düzeyde olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bu yönüyle de bulduğumuz heykel hem sanat yönden hem de binlerce yıl önce
bölgede sadece tekstil ticareti, mermer ticareti, hububat ticareti ve hayvan ve hayvansal ürünler ticaretinin yapılmadığını, tıpta da çok ileri gidildiğini, sanatta çok ileri gidildiğini zaten iki tiyatrosundan bilmekteyiz ve burada önemli yarışmaların yapıldığını, sporda çok ileri gidildiğini bilmekteyiz. Anadolu'nun en büyük stadyumu var. Bu yönüyle de biz kazı ekip olarak geleceğe miras kapsamında buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Klasistik dediğimiz 4. yüzyıl, milattan önce 4. yüzyıl stili başta görülmekte, normal boyutlardan daha büyük. Saçlar ortadan ayrılmış, dalgalı bukleler geriye doğru atılmış. Burada bir kumaş bant yer almakta ve onun üzerinde bir fiyonk bulunuyor. Ve özellikle de saçların arasında burada çok rahat görebiliriz. Bakın kırmızı ve sarı boyalar gerçekten zamanında bu heykelin tamamıyla boyalı olarak yapıldığını göstermesi bakımından önemli. Görüyorsunuz zaten. Geç Helenistik Erken İmparatorluk dönemine ait olması, yani 2100 yıl öncesine ait olması bakımından çok nitelikli bir heykelbaşı olması yönüyle de önem arz etmekte. Duracağı göz önünde alındığından dolayı da zaman ve fiyatlandırma açısından bu da Batı tiyatrosu olarak bilinen alanı yürüttüğümüz çalışmalarda Higeia heykeline ait baş kısmı, saç kısmındaki buklerin işlenmesi, kaş çıkıklığı, göz çukuru, yanakların ve dudakların işlenmesi, kulak kısmı, boyun, önemli sanatsal özelliklerini, hangi dönem yapıldığını, yapılmış olabileceği hakkında bize alın kısmı, göz ve kaş kısımları gibi şeyler bize stilistik olarak bir takım fikirler verirler. Bunlar da heykelin tarihlemesi anlamında bize yardımcı olurlar. Bugün hoca kendi yapacaktı, yapma sen de. Görselini de dinlemesi biraz daha açılmış vaziyette. Bunu da değmiyorsan. Tamam. Şunda başka parçalar var.